Merhaba arkadaşlar. Bu dersimize dizilere giriş yapacağız. Bu bir başlangıç dersi dizilerle ilgili. Daha sonra dizilere daha detayına da ineceğiz. Hemen dizilerle ilgili bir örnek yapalım. Hem ne anlama geldiğini hem de nasıl kullanıldığı ile ilgili. Hemen günler adında bir tane dizi tanımlıyorum. Bütün günlerimi yazayım hemen. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Hemen şöyle şu ikisini aşağıya, şu ikisini de şöyle aşağıya indireyim. Daha güzel durması açısından şu şekilde. Evet. Şimdi benim böyle bir günler adında bir dizim var. Bütün günlerimi burada tutuyorum ve ben bu günleri listelemek istiyorum. O zaman hepsini listelemek istiyorsam printre diyorum ve günleri içine yazıyorum dizim. Localhost'tan test PHP'mi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bütün günlerim ekrana geldi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Sıfırıncı indekste pazartesi, birinci indekste salı, İkinci indekste çarşamba, üçüncü indekste perşembe diye gidiyor. Altıncı indeksimde de pazar var. Ama burada 7 tane elemanım var. 7 tane günüm var. O zaman cumaya ulaşmak istiyorsam yapman gereken nedir benim? Günlerin içine gelip cuma kaçıncı indekste? Sayıyorum. 0, 1, 2, 3, 4. Cuma 4. indekste. 5 değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü 5. sırada ama 5. değil. Çünkü sıfırdan başladığı için 4 yapmamız gerekiyor. Ve ben şu şekilde bunu eko ile yazdırmak istediğimde tekrar bir F5 dediğimde gördüğünüz gibi sadece Cuma'yı getiriyor. Çünkü benim ihtiyacım olan Cuma. Bunlar indeks numarası. İndeks numarasına ihtiyacım yoksa bu şekilde getirebilirim. Yine mesela ben hepsine ulaşmak istiyorsam bunu bir for döngüsüne atabilirim. For döngüsünde buraya i değerini yazarım. Dizimin değerini, boyutunu bularak, uzunluğunu bularak for döngümü döndürürüm. Bunu ileriki örneklerde yapacağım, tekrar anlatacağım. Mesela şöyle bir şey de yapabiliriz. Vardan, daha önceki derslerimizde anlatmıştım. Günler dediğimde print erre göre daha farklı bir şey yapıyor. Şu an gördüğünüz üzere bana dizimle ilgili daha çok bilgi verdi. Dizim 7 tane elemandan oluşuyor. Doğru, 7 günüm var. Sıfırıncı indeksinde pazartesi ve bunun değeri string olduğunu söylüyor. Ve bu pazartesinin uzunluğunu söylüyor bana, 9 karakterden oluşuyormuş. Gördüğünüz gibi vardan bana daha çok bilgi veriyor bu şeyle ilgili. Printre'ye göre. Bu şekilde mesela ben dizimi daha çok kontrol edebilirim. Örneğin ben diyelim ki dizime bir değer atamak istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Günler diyeceğim. Kaçıncı indeks var? Mesela 6. Bir sonrakine 7 olacak. O zaman ben buraya 7 diyeceğim. Eşittir. Ne olsun? Yeni gün olsun bunun ismi. Ve ben tekrar şu an tekrar bir F5'liyorum. Yani sayfamı yeniliyorum. Bir değişiklik yok. Çünkü şurada ekledim ben. Tekrar gösterim yapmadım. Tekrar vardan dediğimde veya printre'de de yapabilirim. Şu şekilde. Bu sefer dizim 8 tane oldu. Yeni bir günüm geldi. 7. indeksi aldı. Ve uzunluğu 8'miş. Ben her zaman string mi eklemek zorundayım? Tabii ki hayır. Hemen bir tane günler adında 8. indekse gelecek bu. 9 olsun. Buraya da 9 eklemiyorum. 9 rakamını ekleyeceğim. Ve yine var dump'la günleri listeleteceğim. Günler. Gördüğünüz gibi dizim 9 oldu ve türünü yazdı, bana 9 dedi. Yani içindeki değer 9'muş ve türü de integer'mış ve 8. indekste yer alıyormuş. Yani ben bunları çağırmak istediğimde bu şekilde kontrol edebilirim. Başka bir şekilde, örneğin ben bu indeks numaralarına isim verebilirim. Nasıl isim verebilirim? Şimdi şunu kopyalıyorum. Şuraya. Diyorum ki pazartesi haftanın
birinci günü. Ve şuradan şu şekilde şunları aşağıya indireyim şu şekilde. Şu şekilde indirdim. Evet, şunu da şuraya getireyim. Ve şunu şöyle kopyalayayım hızlı bir şekilde. Zamandan tasarruf olsun. Şuraya. Şimdi haftanın ikinci günü, haftanın üçüncü günü, dördüncü günü, beşinci günü, altıncı günü ve yedinci günü. Şimdi ben bu dizimi bir liste ileteyim hemen hiç vakit kaybetmeden. Var, tam, günler. Ve listelettiğimde gördüğünüz üzere az önce dizide indeks numarası duruyordu. Şimdi günler var. Yani ben pazartesi diyeceğim artık sıfıra. Yani rakam tutmak zorunda değilim aklımda. Mesela ben pazartesini çağırmak istiyorsam yapmam gereken nedir o zaman? Günler içinde şuraya pazartesi yazdığımda bana echo ile ben bunu ekrana yazdığımda bana pazartesi gelecek. Tabii ki P harfi büyük olduğu için, küçük harf, büyük harf duyarlı olduğu için gördüğünüz gibi haftanın birinci günü pazartesi. Şuraya da getirdim. Pazartesini yazarım şu şekilde. Salı, işte çarşamba diye çoğaltabiliriz. Demek istediğim arkadaşlar dizilerle biz çok şeyler yapabiliyoruz. Zaten ileriki derslerimize göreceğiz. Veritabanından bilgiler alırken işte fetch array kullanacağız. MySQL fetch array kullanacağız. Orada bile diziye aktarıyoruz bilgilerimizi. Daha sonra ekranda gösteriliyor. Dizilerde. Bir sonraki dersimize dizilerle daha değişik fonksiyonlarını kullanarak daha birçok iki boyutlu diziler var. Onlara bahsedeceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.